Hadi hayırlı olsun. Sağ ol. Sağ ol, gel. Bak. Her şeyden önce iyi bir niyet edelim değerli kardeşlerim. Yani Ya Rabbi, ben Ramazan-ı Şerif'i güzel bir şekilde değerlendirmek istiyorum. Yaşamak istiyorum. Doya doya Ramazan ayını yaşamak istiyorum baba. Düşüncesiyle Ramazan'a giriş yapar. Çünkü sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam innemel e'malu bin niyyat, ameller niyetlere göredir. Yani ameller niyetlere göre değerlendirilir değerli kardeşler. Eğer biz iyi bir niyetle bu Ramazan-ı Şerif'i en güzel şekilde değerlendireceğim. Gecesini de gündüzünü de her saatini, her dakikasını doya doya yaşayarak bu Ramazan-ı Şerif'i değerlendireceğim düşüncesiyle Ramazan'a girersek Rabbimiz bu güzelliği bize yaşatacaktır inşallah. Allah'a emanet olun.
Allah iyice iyice Müslüman kardeşimizi bu yıllara çıkarmayı nasip eylesin. Bu bizim için bir kazançtır, bir hayra vesiledir yani. Kaç gündür bekliyorduk, işte kavuştuk. Bugün çocuklarla beraber, hep beraber bir ay boyunca teravaha geleceğiz inşallah. Yani mutluyuz yani. İnşallah Gazze yani bizim için büyük bir sorun. Allah'ım yani onlara yardım etsin, bizim devletimiz de onlara yardım etmesini istiyorum. Yani bütün yani yalnız İslam aleminin hepsinin yardım etmesi lazım yani. Peki Ramazan ayını nasıl geçirmeliyiz? Çünkü Ramazan ayı biz Müslümanız. Ramazan ayınca yani namaz kılmıyorsa bir insan namaza başlaması için en şey olan bir ay yani. Hayırlı bir ay. Bunu mesela bizim nasıl geçireceğim ben kendimden söyleyeyim. Ben teravahlara geleceğim. Benim ayrıca kursum var, oraya gideceğim. Kur'an'ları işte okumaya çalışacağız. Kur'an öğrenmeye çalışacağız. İşte çok şükür yani. Kavuştuğumuz için mutluyuz yani. Eyvallah. Ben mutluyum yani. İnşallah bu Ramazan ayında Müslümanların birlik ve beraberlik pekişmesi adına inşallah daha iyi geçer, daha bereketli geçer. Yani daha başka söyleyebileceğim Gazze'de, diğer yerlerde iki gündür. Muhakkak. İnşallah bunlara, bu Ramazan ayı vesilesiyle inşallah ümmet bu Ramazan vesilesiyle daha da böyle birbirine kenetlenir ve bu Gazze'de, Filistin'de Müslüman kardeşlerimize yapılan bu zulme karşı inşallah birlik ve beraberliğimiz daha da pekişir. Rabbimden temennim budur yani. Çok şükür Allah'ımıza hamd etmek için yine geldik camimizde iftar teravih namazımız için. Allah'ımıza bol bol şükretmemiz lazım. Bu gece sahura kalkacağız. Evet, nasip olursa. İşte hali vakti yerinde olan insanların daha çok fakirleri gözetmesi bu ayda, hayır hasenatın bol olması en büyük dileğimiz. Peki bu ay bizim için bir fırsattır. Bu ayı nasıl geçirmeliyiz? Bu ayı ibadetle geçirmeliyiz. Yani vaktimizin çoğunu işte 24'e bölersek 8 çalışma, 8 ibadet, 8 uyku. Yani öncelikle Ramazan ayının tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını ve yani Rabbimden bu ayı hakkıyla edebilmeyi yani tüm Müslümanları için niyaz ediyorum. Gerçekten yani şu andaki bu Gazze'deki durumla birlikte içimiz acı bir şekilde bu ayı yaşıyoruz. Ancak bu ayı böyle bir fırsat olarak değerlendirip kendimizi manevi olarak depolamalıyız. Bu ay gerçekten büyük bir fırsattır. Yani bu aydaki maneviyatı hiçbir ayda insan elde edemiyor. O yüzden yani kıymetini bilmek lazım. Namazlarla, Kur'an-ı Kerim'le, zikirlerle bu ayı kendimize bir depolama ayı olarak değerlendirmemiz lazım. Önemini bilmemiz lazım yani bu ayın. Elhamdülillah Ramazan'ın ayrı bir zevki, ayrı bir heyecanı, ayrı bir havası var. O havayı teneffüs etmek çok güzel, ayrı bir duygu. Onu tarif etmek de mümkün değil. Çünkü o içten gelen bir duygu. Onu ancak yaşayınca anlaşılabilir. Allah tüm Müslümanların hepsine de Ramazan'ın hayırlı ve uğurlu etsin. Birlik ve beraberliğine vesile olsun.
Allah haktan, hukuktan ayırmasın. İnşallah Müslümanların hep Ramazan ayı ve sonunda da bayrama sevinçli bir şekilde girer. Elhamdülillah Ramazan'a kavuştuk. Eğer bu Ramazan'ı da kaçırırsak, yani adam olmazsa yaksak daha neye şeydir, yani kendimizi neye saklıyoruz? Ramazan ayı mesela bir gün orucu yiyen bir seneyi devamlı orucu tutsa o bir günün orucunun sevabını alamaz. Ramazan-ı Şerif maşallah bereket ayıdır. Efendim Allah-u Teala bize bu nimeti vermiş, bunu herkes oruç tutsun, herkes namaz kılsın ve bunu kaçırmamak lazım. Evet. Ramazan ayına kavuştuk, Allah'a hamdolsun. Neler çok şükür, hamdolsun kendinde gelen. Allah hayırlı gelsin, hayırlı gelsin. Babamla geldiğim için çok mutluyum, ibadet etmek için çok mutluyum. Ramazan bayramını çok seviyorum, oruç tutuyoruz. Onları çok seviyorum. Peki bu Ramazan'da oruç tutacak mısın? Evet, full yapmayı düşünüyorum. Ramazan ayına kavuştuğumuz için çok sevinçliyiz.